Elektronik sigaraların ilk olarak sigarayı bırakma aracı olarak kullanılabileceği değerlendirilmişti. Ancak bu sigaralar sanıldığı kadar masum değil. Elektronik sigaraların zararlarını uzman doktor Yıldız Uçar anlattı. Elektronik sigara son yılların belki de salgın hastalığı diyebiliriz. Özellikle genç kesimler tarafından çok sık kullanılmaya başlandı. Uçar, normal sigaralar gibi elektronik sigaranın da akciğer rahatsızlıklarına yol açtığını söyledi. Bu nikotin içeren, solüsyonun içerisinde bulunan ve o solüsyona belki de sigaraya aroma veren, aroma verici maddeler. Bunların akciğerlere, soluk borusuna, nefes yollarına, inhalasyonu sonrasında bronş hiperaktivite dediğimiz bronşlarda kasılmayla karakterize ve astıma çok benzeyen nefes darlığıyla sonuçlanan bir hastalık ortaya çıkmakta. Elektronik sigaralarda bulunan aroma verici maddelerin astıma da yol açtığına değinen Yıldız Uçar, elektronik sigaralarında bağımlılık yaptığı ve normal sigaralara göre nikotin oranının ayarlanmasının zor olduğunu ifade etti. Elektronik sigara bağımlılık yapar. Çünkü elektronik sigaranın içinde de nikotin vardır. Ve üstelik bu nikotini normal sigaraya göre ayarlamak da çok zordur. Mesela normal sigarada hastaya sorduğunuzda hasta size der ki bir paket sigara içiyorum. Bunu hesaplayabiliyorsunuz ama elektronik sigarada durum böyle değildir.